Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Pixi de size merhaba diyor. Bugün benimle beraber video çekmek istemiş. Başta da gördüğünüz gibi pratik 3 tane farklı ofis makyajı göstermek istiyorum sizlere. Hatta böyle şöyle bir şey yapmak istedim. Hazır 3 tane farklı alternatif gösteriyorken 3 farklı bütçeye uygun, hatta bütçe de demeyeyim, look'a uygun şeyler hazırladım, çantalar hazırladım sizler için. İlk look'umuzda birazcık daha sade, hafifçe kendimizi canlandırmak, minik farklılıklar yaratmak için hazırladım. İkincisi, daha renkli gözükmek. Daha resmi şeyler yapacaksak eğer, kendimize biraz daha canlılık katmak için. Üçüncüsü ise aslında full look gibi düşündüm. Çünkü hepimiz çok farklı rutinlere sahibiz. Bazımız 5 dakika ayırabiliyor, bazımız 10 dakika ayırabiliyor, bazımız da 15 dakika ayırabiliyor. Size hem pratik şeyler de göstermek istiyorum, yöntemler de göstermek istiyorum. O yüzden hazırsanız hemen başlayalım. Makyaja başlamadan önce isterseniz başka bir mevzudan daha bahsedeyim. Kurumsallık dediğimiz zaman, ofis dediğimiz zaman bizim için en önemli şeylerden biri de dil. İngilizcemizi geliştirmek, birazcık daha iyi iletişim kurabilmek, maillerde sorun yaşamamak, sunum yaparken sorun yaşamamak için pratik yapmamız çok önemli. Cambly diye bir uygulama var, biliyorsunuzdur hepiniz. Burada İngilizce hocalarla birebir konuşabiliyorsunuz, süresini siz seçebiliyorsunuz, ne zaman öncesinde randevu alacağınızı siz seçebiliyorsunuz. Hem pratik yapmak, daha rahat konuşabilmek, hem akademik olarak birazcık daha geliştirmek, hem de sınavlara hazırlık için kullanabileceğiniz şeylerden biri. Geçtiğimiz günlerde ben de deneyimledim. Başta korkuyorsunuz konuşmaktan, evet. Çünkü biz günlük hayatımızda çok kullanmıyoruz İngilizceyi. Ama özellikle ofis ve kurumsal şirketlerde buna ihtiyacınız oluyor. O yüzden Cambly uygulamasında 10 dakika benim adıma ait şuraya yazdığım kod ait 10 dakika ücretsiz uygulama kullanım süreniz var. İsterseniz onu deneyin. Bir görün ne kadar rahatlayabileceğinizi, ne kadar aslında bunun kolay olabileceğini. Daha sonra seçtiğiniz programa göre dersleri seçebiliyorsunuz. Umarım hoşunuza gider ve siz de denemeye başlarsınız. Çünkü ben de dediğim gibi ilk denediğim zaman birazcık daha çekinerek yaklaştım ama sonra bir saati nasıl aktığını çok fazla anlamadım. Çünkü ben birazcık daha sohbet etmek, geliştirmek için denedim. Ben de arada sırada İngilizce workshoplar veriyorum ya da iletişim kurmak zorunda kalıyorum. Benim için de oldukça önemli bir şey bu. Çünkü yanlış anlaşılmak, özellikle kendi dilinizde evet bir şekilde toparlayabiliyorsunuz ama İngilizce yanlış anlaşılmayı kimse tercih etmiyor. O yüzden yeniden buraya kodu yazıyorum. Bunu kullanarak 10 dakika ücretsiz deneyebilirsiniz. Şimdi isterseniz hızlıca makyaja başlayalım. İlk kitimize başlayalım. Küçük görünümüne bakmayın, içinde ihtiyacımız olabilecek her şey var. Biliyorum bazılarınız böyle çok az şey sürmek istiyor. O yüzden böyle bir kit yaptım. Bundan öncesinde hepimizin evden çıkmadan önce bence yapması gereken şeylerden biri nemlendirmek. Bunu sadece ofis makyajı olarak düşünmeyin. Aynı zamanda cildimize de iyi gelmesi adına nemlendirmeden dışarı çıkmazsak makyajımız da o kadar güzel durur. Bunun için size iki tane farklı önerim var. Bir de ikisini de Ezden'de bulabiliyorsunuz. Institute Esteder markası ve Ormeta adlı marka. Bu City Cream diye geçiyor. Birazcık daha yoğun nem veriyor. Esteder'de ise daha su bazlı bir nem alabiliyorsunuz. Bunlara bakabilirsiniz. Ben şimdi Ormeta'yı kullanacağım. Çünkü cildim gerildi. Özellikle duştan çıktıktan sonra ya da sabah uyandığınız anda cildinizin gerginliğini hissediyorsanız bilin ki nem azdır. O yüzden elime alıyorum nemlendirici. Böyle gözaltı kremi de ekstra kullanmayı sevmiyorsanız yüz kreminizi hafifçe geçip şöyle kaş alanınıza da masaj yapmayı unutmayın. Zaten cildiniz sabahları da çok fazla neme ihtiyaçlandığı için hemen emecektir. Çantanın içinde olan ürünler bunlar. İsterseniz hemen gözaltı kapasitesiyle başlayalım. Ben Maybelline Fit Me Concealer kullanıyorum. Yanımda da allık var, böyle aynalı bir allık. Bununla beraber yapacağım makyaj. Çünkü biliyorum hızlı olmanız gerektiği zaman nerede nasıl makyaj yapacağımızı bilemeyebiliyoruz. Şöyle. Fırça olarak ise Eclipse'in bir fırçasını tercih ettim. Bu biraz açık bir renk. Ama bugün gözaltımı çok yorgun hissetmediğim için bunu kullanıyorum. Eğer gözaltılarınızda renk hassasiyeti çok fazlaysa böyle açık bir renk yerine ten renginizle birebir aynı rengi kullanmanızı tavsiye ederim. Aydınlatmak istediğim diğer yerler varsa özellikle burun altı, biraz burun üstü ve çenem. Buraları da uyguluyorum. Kirpiklerimizi kıvırmadan maskara sürmemenizi tavsiye ederim. Maskara ise L'Oreal Paradise Waterproof maskara kullanacağım. Çünkü kirpiklerinizi kıvırdıktan sonra aşağı bakıyor olmaları çok daha kolay bir şey eğer normal bir maskara kullanırsanız. Ve zaten çok minimal bir makyaj yaptığımız zaman kirpiklerimiz aşağı bakarsa bir canlılığımız kalmaz. O yüzden tüm gün boyunca canlı gözükmek için waterproof maskara tercih ediyorum. Maskaranız böyle gözünüzden geldiyse hiç sorun etmeyin.
kuruduktan sonra temizlemeye çalışın. Sıra geldi kaşlara. Kaşlar için Flormer'ın Brow Primer'ını kullanacağım. Bu aslında kaşları çok sabit tutan ürünlerden biri. Şöyle elimin üstünde birazcık açıyorum. Daha sonra kaşımı yukarı doğru ittiriyorum. Bu da bizi çok daha uyanık gösteren şeylerden biri. Kaşlarımızın yukarı doğru bakıyor olması. O yüzden kaşları genelde yukarı doğru ittirmek en güzel çözümlerden biri. Şimdi sıra geldi Allah'a. Hazır elimde tuttuğum Allık'ta Kiko'nun Shade Fusion Trio Blush'ının 01 numarası. Sephora'nın şöyle küçük bir fırça kitinden çıkan fırçamı kullanıyorum. Gülümsüyorum. Gözümün hizasından yukarı doğru uyguladığım zaman hem yüzünüzü yukarı kaldırmış olursunuz hem de hafif bir gülümseme efekti oluyor. Yanaklarınızı ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Bunu çok abartılı uygulamıyorum çünkü pembe renk biliyorsunuz biraz hepimizin korktuğu bir renk. Ama dudak renginize baktığınız zaman alt tonu ne ise ona uygun Allık kullanırsanız çok daha doğal gözükür. Bu kadar. Bir başka sevdiğimiz ürün ise NYX'in Lipo ile. Hem dudaklarıma gloss sürmüşüm gibi bir etki yapıyor hem de dudaklarımı besliyor. Ben ne zaman bunu sürsem. Ben ne zaman bunu sürsem herkesin sorduğu bir üründür kendisi. Sürdüğünüz maskayı temizlemek içinse böyle bir kaş fırçası kullanabilirsiniz. İlk makyajımız bu şekilde. Hem hızlı hem de sizi canlı gösterebilecek minimal, çok az ürünle yapabileceğiniz şeylerden biri. Hiç farklı fazla bir ürün kullanmadım yani. Allık, lipoil, maskara ve kaş ürünü. Tada! Bitti! Şimdi ise sıra ikinci çantada. İkinci çantanın içinde birazcık daha fazla makyaj malzemesi var. Takdir edersiniz ki onları uygulayacağız. Şimdi hem biraz boyu değiştirmek adına düşmeseydi iyiydi. Saçlarımı biraz toplayacağım. Çünkü sabah hızlı olmanız gerektiğinde saçınızı yapamayabiliyorsunuz. Şöyle arkadan saçımı topladım, yuvarlak yaptım. Klipsiz sokayla topluyorum. Hazırım bakalım. Çok da güzel oldu. Şimdi makyaj sildiğim için yeniden nemlendirici sürüyorum. Bu adımları unutmamanız için yapacağım. Fondöten olarak True Match'i seçtim. Yine uygun fiyatlı ürünlerden gidiyorum. Benim ten rengim burada bir R Ivory Rose ya da Rose Ivory diye geçiyor. Yine Eclipse'in fırçasını kullanıyorum ve bronzer aynasını kullanacağım. Kiko'nun bronzeri bu da. Eclipse'in bu fırçasını çok seviyorum bu arada. Yani uygun fiyatlı, hem fondöteni hem işte Allah'a belki birkaç tane bundan alıp her şeyi kullanabilirsiniz. Concealer olarak ise NYX'in Can't Stop Won't Stop'ını kullanıyorum. Bendeki rengi pale rengi. Çok açık gözüküyor ama dağıtıldığı zaman o kadar değil. Yine aydınlatmak istediğim bölgeleri uyguluyorum. Bu kez süngerden de yardım alacağım. Bu sünger Sephora'nın süngeri. Göz üstüme de getiriyorum çünkü göz üstü bizi en yorgun gösteren yerlerden biri. Aynı zamanda burun kenarıma ve göz pınarımı da kapatıyorum. İyice blend ettiğiniz zaman ürün zaten çok yoğun ve sahte durmuyor. Özellikle yağlı ciltlerin kullanmasını önerdiğim şeylerden birisi de pudrayı da sabitlemek. Ben MAC'in Studio Fix pudrasını kullanacağım. Bendeki rengi bunun NC25 ama bir tık koyu. Görüyorsunuzdur belki. O yüzden açık rengini almadığım için bunu önce dış köşede uygulayıp iç tarafa doğru şöyle bir ittiriyorum. Bu sayede böyle koyu renkleri nasıl kullanacağınızı da göstermiş oldum. Daha sonra bronzer kullanıyorum. Bu sefer de Allık'tan ziyade birazcık da yüzümü şekillendirmek, onu daha küçük göstermek için Kiko'nun Water Flower Magic Bronzer 02 Natural Sienna rengini kullanıyorum. Yine aynı fırçadayım. Saç dibinden başlıyorum. Ve dudağıma doğru bir çizgi yaratıyorum. Küçük bir fırça tercih ettim özellikle ki her şeyi bununla yapabileyim. Ve şöyle göz kapağıma da biraz geçeceğim. Ve bunu da dışa doğru ittireceğim ki sanki şöyle çekik gibi dursun. Eğer alnınız daha genişse alnınıza da kontür yapabilirsiniz. Ben biraz daha uzatmak için mesela kenarlarına sürüyorum. Şimdi sıra geldi krem bir aydınlatıcı. Böyle toz ürünlerle uğraşmak istemeyebilirsiniz ve tüm gün toz ürün cildimizde nemsizlikten ötürü sahte durabiliyor. O yüzden kremsi bir ürün tercih ettim. Bu da Sephora'nın Glow Stick'lerinden hangi renk? 01 Moonlight Shimmer rengi Luminizer diye geçiyor. Bunu açalım. Bunu parmağımın üstüne alıyorum önce. Direkt uyguladığım zaman çünkü biliyorum ki alttaki fondöteni kaldıracak. O yüzden parmağımla üst köşelere geçiyorum. Yüzünüzü çok güzel yukarı kaldıracak. Highlightersız bir gün düşünemiyorum makyaj sevenler için.
Şimdi neden tenle başlıyorum önce? Çünkü ten makyajınız ne kadar çabuk biterse bir maskara sürüp çıkabilirsiniz. Ama göz makyajına başlarsanız göz makyajı asla bitmez arkadaşlar. O yüzden önce teni yapıyorum, sonra göz makyajına geçiyorum. Öbür türlü sonsuza kadar bu makyajı yapmak zorunda kalabilirsiniz. Onu olmadı bunu düzelteyim, olmadı bunu düzelteyim. Minimal gitmek her zaman en iyisi. Şimdi kaşa geçti sıra. Kaşlar biliyorsunuz ifadeye en çok düzelten şeylerden biri. Sephora'nın Waterproof kalemini kullanıyorum. 04 Midnight Brown rengi. Şimdi sıra geldi göze. MAC'in Teddy kalemini kullanacağım. Şu dış köşeleri. Çok düzgün sürmenize gerek yok. H&M'den aldığım şöyle ince bir fırça var. Onu kullanıyorum. Üstünden dağıtıyorum. Sadece göze derinlik katmak burada amaç. Mesela bu tarafta biraz daha iç tarafa doğru gelmişim. Onu eşitliyorum hemen. Benim kıvırcım Kiko. Siz neyde rahat ediyorsunuz onu kullanabilirsiniz. Daha sonra ise Sephora'nın Oversize Lashes maskarasını kullanacağım. Ben sadece üst tarafa sürüyorum eğer aşağıya bir farfada vesaire geçmediysem. Bu sayede daha uyanık gözüküyorum. Kiko'nun Velvet Patient serisinden 302 numaralı rujunu kullanacağım. Bu böyle çok güzel bir şeftali kahve. Ve tada! Yine makyajımız bitti. Hem sade hem de birazcık daha resmi gözüken, biraz daha belirgin makyaj ben buradayım diyebilen looklardan biri. Hem çok basit, hem çok kolay, hem çok az ürünle rahatlıkla yapabilirsiniz. Saçlarımı düzleştirdim, geri geldim. Şimdi ise birazcık daha makyaja zaman ayırabilecekler için bir kit hazırladım. Bunun için neler var hemen gösteriyorum. Şimdi ise makyajı birazcık daha zaman ayıranlar için bir kit hazırladım böyle. Bu da dolu dolu. Bunda bu sefer birazcık daha fazla ürün var. Hemen onları göstereceğim. Bunda far paleti var, fondöten var yine. Highlighter, krem highlighter ve krem kontür var. Şimdi tabii ki yine fondötenle başlıyoruz. Bobbi Brown'ın Intensive Skin Serum fondöteniyle başlıyorum. Bendeki rengi 1 numara Warm Ivory. Bunun için Sephora'nın 202 numaralı fırçasını kullanıyorum. Ve hızlıca uyguluyorum. Biraz önce zaten nemlendiricimi sürmüştüm. O adımı artık göstermiyorum. Bu nem veren bir fondöten. Tüm gün boyunca nem veriyor. O yüzden makyajınız gün sonuna doğru iyice sizi yorgun göstermekten ziyade yavaş yavaş mat gözükmeye başlıyor. O yüzden genelde sabah daha çok nem veren ürünler tercih ederseniz gün sonunda da makyajınız daha fresh gözüküyor. Bunu yine çok az uyguluyorum. Böyle çok yoğun bir uygulama yapmadım. Sizi sabah bir şok eziyetten kurtarabilecek bir yöntem söylüyorum. Şimdi Too Faced'in Born This Way küçük concealer'ı Sephora'larda var. Onu kullanmak istedim. Bunu şöyle bir süreceğim önce. Bol bol sürüyorum çünkü bu yapı çok ince bir yapı. Bol boldan kastım kat kat değil de ve göz altımın tamamına gelecek şekilde iyice kapatması için. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi bu bekliyor, dağıtmıyorum. Steam'imizi alıyoruz, Contour Steam'imizi alıyoruz. Fenty'nin Truffle rengi, Majestic'lerinden. Şöyle hızlıca burun kenarıma şöyle uyguladım. Bastırmadan dağıtıyorum ki renginin tamamını fırçama almayayım. Burada bastırabilirim biraz çünkü alın bölgesinde çok yoğun bir renk görmek istemiyorum. Daha sonra fırçanın arkasıyla da burnun kenarını dağıtıyorum. Şöyle buraya kadar çıktım. Kalanla ortasına geçiyorum. Göz altına dağıtıyorum. Burada burnunuza biraz değdirmeniz mühim. Kontürünüzü desteklemiş olacaksınız bu sayede. Biraz ortasından geçiyorum. Şimdi sıra geldi pudraya. Pudra içinde Fenty Beauty'nin Universal pudrasını kullanacağım. Göz altını sabitlemek, yüzü sabitlemek için çok iyi pudralardan biri. Bağlayacağını düşündüğüm her yere uyguluyorum. Şimdi sıra geldi. Allah Bobbi Brown'un Brightening Liquid'lerinden Coral rengini kullanıyorum. Şöyle göstereyim. MAC'in 24 numaralı fırçasını aldım. Şöyle bir fırça. Bu sefer de daha şeftali görünüyor. İstiyorum. Sıra geldi highlighter'a. Bunun için MAC'in Cream Color Base'lerinden Pearl rengini kullanıyorum. Bunda çok güzel bir yansıması var. Yine kremsi bir ürün kullanıyorum ki gün sonunda cildimde kuru bir görüntü yaratmasın. Tüm ürünlerin cilde daha iyi dağılması için de MAC'in Fix Plus'ını kullanıyorum.
Şimdi sıra geldi göze. Göz için Alev Karsın'ın MAC ile beraber çıkardığı son paleti kullanacağım. İçinde soft brown rengi var. Artnet'in karıştırma fırçasıyla bunu alıyorum önce. Kriz bölgemi buluyorum. Bunu biraz dışarı doğru çıkarıyorum. Gözüm çekik dursun. Daha sonra buradaki rengi unuttum. Ekrana yazarım. Bu rengi uygulayacağım. Aynı fırçayla. Biraz daha bronz renkler tercih ettim ki daha doğal duralım. Daha sonra da antik rengini kullanacağım, şuradaki ton. Hala aynı fırçadayım bu arada. Ama bu kez bunu kirpik diplerime doğru uyguluyorum. Hafifçe yukarı çıkıyorum. Şöyle parmağımla da düzeltiyorum. Burada yapacağınız en güzel şeylerden biri de antik rengini alıp küçük bir fırçayla alt kirpik dibine geçmek olur. Günlük smokey için çok iyi hal. Dışarı doğru yine çıkarıyorum nefice. Daha sonrası yine MAC'in Teddy kalemini alıyorum. Bunu sadece kirpik diplerimi doldurmak için kullanacağım. Dağıtmayacağım yine. Özellikle sadece dış kısmı uyguluyorum ki gözlerimi daha çekik göstersin. Özellikle göz kapağı aşağı doğru düşük olanlar sanki bu çizgiyi dolduracakmış gibi alt kısımdan üst kısma doğru böyle bir çizgi çekerlerse daha güzel olur. Şimdi yine kirpiğimi kıvırıyorum. Yine Sephora'nın Oversized Lashes maskarasını kullanacağım. Şimdi ise Golden Razum Long Stay rujlarından 16 numarasını kullanacağım. Benim en sevdiğim nude rujlardan biri. Üstüne en güzel kombolarımdan biri de Bobbi Brown'ın High Shimmer Gloss'larından Bellini rengi. Bunu da orta kısma sürüyorum. Özellikle likit rujlarınızla glosslarınızı birleştirdiğinizde ise çok daha fresh bir sonuç alıyorsunuz ve gün sonunda dudaklarınız kuru, çöl gibi durmamış oluyor. Böyle azdan çoğa doğru size 3 tane pratik look göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gider. Eğer denerseniz veya da videoyu beğenirseniz hem beğenmeyi hem de yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.